Herkese merhabalar. LGS Sözel'de İngilizce dersinde en önemli konulardan bir tanesi de Teen Life konusu. Çünkü geçen sene sadece birinci dönem konularının olduğu dönemde sadece iki soru gelmiş. Ama bu sene bir soru gelecek fakat bu soru değerli bir soru. Bu soruyu kaçırmak istiyor muyuz Tonguç'um? İstemiyoruz hocam. İstemiyoruz. O zaman hep beraber bu konuyu güzel bir şekilde öğrenelim. Bugünkü dersimizde gençlerin yaşamı yani Teen Life konusunu öğreneceğiz. Ama burada stating personal opinions yani kişisel fikirlerimizi nasıl... Dile getirdiğimizi anlatacağız yani işte in my opinion I think yani bence bana göre ifadelerine bakacağız. Ve önemli sorulara bakacağız. Tabii ki dersimizin sonunda sizler mutlaka mutlaka Tonguç Kap ödevlerinizi yani birinci sezon görevlerini tamamlamanız gerekiyor. Burada Teen Life ile alakalı 0'dan 8'e sözelde 313-315 arası. Dinamo'da test 40-55 arası. Zoru Bankası test 6'yı mutlaka çözmelisiniz arkadaşlar. Burada takıldığınız sorular olabilir. Bu durumda mutlaka kare kodu okutarak soruların çözümünü uzman hocalarımızdan dinlemelisiniz. Bakın şöyle göstereyim. 10'da 10 Zoru Bankası'nda Teen Life konusunu açıyorum. Teen Life konusuyla alakalı bir soru yaptınız, takıldınız. Bu durumda mutlaka sorun çözümüne bakın. Ve tabii ki de İngilizce en önemli şeylerinde kelime olduğunu unutmayın arkadaşlar. Hadi ya bakalım. hocam yazılar geliyor evet, ya. Yazılar geliyor. Hiç endişelenmemize gerek yok. Mükemmel bir şekilde yazı notlarımızdan çalışacağız. Ve yazı notlarımızın içerisinde sizler için ortak sınav denemeleri de koyduk. Bunun için yapmanız gereken şey çok basit. Türkçe, matematik, fen, diyeyim, İngilizce. Tüm derslerde güzel güzel yazılarımıza çalışıyoruz. Ama bu yazılara notlarla çalıştığımız gibi avucumuzun içine aldık notları. Güzel güzel çalışıyoruz ama kitabımızın arkasında bakın bu yazı notların arkası yeni bir özellik bu. Buradaki kodu kazıdığınız zaman bir kare kod çıkıyor. Bu kare kod sayesinde TAS uygulamasından ortak sınav denemeleri de çözebiliyorsunuz. Bunu mutlaka yapalım arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman şimdi dersimizin sonundaki meydan okumaya da katılmayı unutmayın. Hadi bakalım şimdi intromuz girsin. Güzel bir şekilde videomuza başlayalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi Tonguç Dershane alana sınıfının Tonguç Kap dijital kitap seti hediye. Sen eksiksiz çalış diye. Tonguçakademi.com'da Stating personal opinions yani kişisel fikirlerimizi sunmak. State sunmak. Personal kişisel opinions fikirler. Şimdi what's your favorite daily activity? Önce sana sorayım Tonguç. Burada arkadaşların cevaplar vermişler ama sen kendin söyle. Senin ee, favori günlük aktiviten nedir mesela? En çok yaptığın şey nedir evladım? Favori günlük hocam tuvalete gitmek. Güzel. Bunu İngilizce söylemen lazım. Ama bunu Türkçe söylersen anlamaz karşındaki. My favorite activity is going to uh, toilet. Güzel. Fakat, to wash my hands. Ha. fakat bu iğrenç bir şey. Yani bunu gerçekten Abi daha kamp... yıkamak için gidiyor. güzel. Aferin. Ama daha kampımızın İngilizce alakalı bu kadar pırıl pırıl videosunu işte bunu yapman kötü oldu. Bak arkadaşlar neler demiş. My favorite is benim favorim diyor. Doing yoga. Yogayı seviyormuş. In the mornings. Bak sabahleyin yoga yapıyor. I think it is very healthy. O çok sağlıklı Bak hem görüşünü dile getiriyor. Favorisini söylüyor. Hem de I think diyerekten yani bence diyerekten neden onu sevdiğini söylüyor. I love doing exercises. Egzersiz yapmayı seviyorum diyor bu arkadaşımıza. I do Crunch, squat and push up every morning. Bunların ne olduğunu biliyor musun Çünkü Crunch, squat ve push up'ın senin böyle tipinde böyle öyle bir şeyler. bilen... fitness hareketleri. Güzel tebrik ediyorum. Ve diğer arkadaşlar. To be honest, dürüst olmak gerekirse demiş. Demek ki dürüst olmadığı anlar da var. I don't like doing activities. Aktivite yapmayı sevmem. I just lie. Öylece uzanırım and watch tv. Bu sanki sana daha yakın. bu senin kanka gibi değil mi? Tam Tonguç? benim gibi hocam. Aynen. Squat yok, crunch yok, yoga yok, her şey yok. Direkt yatış ve televizyon izleyiş. Bu tabii çok iyi bir şey değil. Sağlığımız için zararlı. Şimdi bazı önemli sorular var. Onlara değinmek istiyorum Tonguç'um. Which sports do you prefer? Yani hangi sporu tercih ediyorsun? Mesela sana hemen sorayım. Which sports do you prefer Tonguç? I prefer e, watching TV sport. Oğlum Ha, Eurosport izlemek mi senin spor evet, aktivitesi? <laughs> öyle bir şey yok evladım. O spor aktivitesi olmuyor. Spor yapabilmen için indoor yani içeride ya da outdoor sporlardan birini yapman lazım. İşte dışarıda yüzmen lazım, ne bileyim koşman lazım, trekking falan filan. Ama böyle bir şey yok. Evde televizyon izlemek spor değildir. Mesela bu arkadaşın I prefer archery demiş. Nedir bu? Okçuluğu seviyormuş. Bak burada bir e, row'u var, arka var. Böyle çok güzel artist, artist takılıyor. I prefer going trekking and doing yoga. Bu da ee, yoga yapmayı seviyormuş ve trekking denir yani, Tonguç'um. Hocam yürüyüş hocam. Harikasın. Doğa yürüyüşü. Doğa yürüyüşü böyle normal dolanıyor ve genellikle doğada yürürken yoga yapması da sıkıntı oluşturabilir. Çünkü yoga daha çok böyle içerilerde yapılan bir şey ama adam temiz hava almak istiyor. Güzel bir şey. I love doing outdoor sports. Outdoor spor outdoor spor ne demek Tonguç? Hocam dış ortamda yapılan ya yani da çok böyle geniş ortamda yapılan Evet gerçekten spor, spor yapma yapmaya, 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 yapmaya gerçekten gördüğünüz gibi nefes alıyor. Aynen bu kadar çok televizyon karşısında sağlıksızlık oturur. akıyor. Sağlıksızlık akıyor. Tabii bizim stüdyomuz şu anda bir ormanlık bir yerde. Böyle ormanın içerisinde böyle temiz hava giriyor ama Zen stüdyo kurmuşsunuz hocam. Zen stüdyo evet, tamamen cam ve içerisi tamamen böyle orijinal. Fakat şaka bir yana bu arkadaş outdoor spor tarzı oynuyor. Mesela sence Tonguç handball oynuyorlar ya handball sence bir outdoor spor mudur indoor spor mudur Tonguç'um? E indoor spordur. Niye? Çünkü handbolda böyle fileler var. İçeride olmaması lazım. Ve salon sporu. Salon sporu yani harikası. Ama biz outdoor spor seviyorsa bu arkadaş. Muhtemelen ne olacak? Basketbol olacak, futbol olacak, dediğin gibi yürüyüş olacak, dağa tırmanmak falan filan. dışarıda basketbol sahalarında oynayabiliyorum parklarda hocam. Kaliteli bir insansın. Diğer bir sorumuza baktığımızda important questions yani önemli sorulara baktığımızda how often do you do sports? Yani ne sıklıkla spor yapıyorsun? How often? Şimdi mesela eğer bir sporu I always mesela diyelim ki yüzmeyi düşünelim. Swim tamam mı? Eğer deniz kenarında yaşıyorsan veya evinizin havuzu varsa sizin evinizde havuz ya da yalak var mı Tonguç'um? Hocam bizim evimizde leğen var hocam. Leğen güzel ama leğen de yüzemezsin. Leğen küçük ama how often do you do sports veya how often do you swim dediğimizde eğer her gün yüzüyorsan yüzde yüz anlamına gelen I always swim diyebilirsin. Daha az yani yüzde yetmiş böyle bazı günler yüzmediğin günler oluyorsa I often swim diyebiliriz veya daha da azsa yüzde altmış ama çoğunlukta yüzüyorsan I usually swim genellikle yani sometimes bazen yüzde elli rarely nadiren çok az yani never ise evinizde e, havuz ya da işte e, leğen ya da yalak ya da herhangi başka bir şey yoksa ve yüzmeyi bilmiyorsan how often do you swim I never swim ben yüzmeyi bilmiyorum ki I don't e, I can't swim diyebilirsin demek ki never asla Always, daima, often, sık sık, yücelik genellikle, sometimes, bazen, rarely de nadiren anlamına geliyor. Ve burada şuna dikkat etmen lazım. Bunlar emizardan sonra geliyor ama fiillerden önce geliyor. Yani I dedin mesela veya you veya da we fiilini kullandıktan sonra diyelim ki swim e, dedim fiil olarak veya da run dedin veyahut da go dedin tamam mı? Bundan sonra yapman gereken şey artık bunları araya koymak. Yani I always run in the morning. I always go to school gibi ifadeler kullanmayız. Bunlar araya giriyor Tonguç'um. Şimdi gelelim diğer bir soruya. Who ve verb is. Bu ne? Şimdi burada bize özneyi soruyor Tonguç'um. Özne nedir? İşi yapanlar. Yani diyelim ki Tonguç bir öznedir. Ben bir özneyim. I, you, we, they, he, she, it. Bunlar yani ben, sen, o, biz, siz, onlar birer öznedir. Who likes coffee? Mesela kim kahveyi sever Tonguç'um? Hocam I like coffee. Heh, o zaman mesela e, ben de seviyorum. O zaman ben diyorum ki Tonguç and I like it. Peki Tonguç, burada şuna dikkat. Tonguç'a like mı gelir, likes mi gelir? Hocam Tonguç bir he, she, it olduğu için hocam evet. E, likes gelir. Evet, Tonguç he, she, it'ten biri olduğu için yani he olduğu için Tonguç likes olur. Ama Tonguç ve I, yani Tonguç ve ben iki kişi olduğumuz için artık I like it olur. Şimdi burada başka bir şey de var. Who enjoys doing sports? Yani kim sporlar yapmaktan zevk alır dediğimize. My sister Enjoy, e, enjoys diye de sorabiliriz. My sister enjoys. Niye? My sister yine she doing sports şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi Tonguç'um bunları iyi hatırlaman gerekiyor. Bazı fiillerimiz var. Enjoy, love, like, dislike, keen on, fond of, hate. Şimdi bunların anlamını biliyor musun, bilmiyor musun görelim bakalım. Enjoy nedir Tonguç'um? Hoşlanmak demek hocam. Love. Sevmek. Like. E, hoşlanmak yine. Dislike. E, hoşlanmamak. Keen on. E, sev sevmek demek. Sevmek ısrarcı bir şekilde değil mi? Fond of. O da böyle yani evet, beğenmek, hoşlanmak beğenmek demek. Senin. Hate. E, hocam nefret etmek. Nefret. Şimdi o zaman sevdiğin bir şey, love yaptığın bir şey ve hate ettiğin, nefret ettiğin bir şey söyle bakalım bana. I love, e, I love studying lessons. Çok güzel bir cümle söyledin. Gerçekten bir de doğru olsaydı ne kadar söyledin. Ders çalışmayı seviyorum dedin. Tebrik ediyorum seni. Peki hate de hate'e söyle. Nefret ettiğim bir şey söyle. I hate e, going to school. I hate going to school. Bak dikkat et mi? Cümle konuyu diyorsun oğlum. Ders çalışmayı sevip de. Pardon hocam. I hate. Az önce söylediğin yanlış oldu. Going ol to cinema hocam. Evet. I like going to I enjoy going to school hocam. Estağfurullah. Bak. Going to school diyorsun. Veyahut da I love music diyorsun. Bak müzik bir isimdir. Yani bir fiil değildir. Aynı zamanda. Hocam söz notumu düşünmeyin lütfen. Yo yo. Bende kanaatin her zaman için aynı. Hiç değişmeyecek. 45 Dolayısıyla müzik ya da going to school. Bunlar birer artık isimleşmiş oluyor. Dolayısıyla isim veya verb ayancı geliyor. Şimdi bir de sınav tarzı soru çözeceğiz. Sınav tarzı soru da çok önemli. Which picture doesn't show Tonguç's preference? Demiş. Yani hangisi Tonguç'un tercihini yansımaz? Diyor. Bakalım senin tercih neymiş? Oku bakalım Tonguç tercihini hep beraber duyalım. I don't like doing indoor sports. Hı -hı. And I prefer doing outdoor sports to indoor sports. Yani ben hoşlanmam e, salon sporları yapmaktan. Ve ben tercih ederim e, yapmayı... Dışarıda yapılan değil mi? Salon dışında yapılan sporları, içeride yapılan sporları diyor. O zaman bu senin tercihin olabilir mi? Olabilir. Trekking, evet hocam. Trekking olabilir. Şu? E, swimming, evet hocam. Evet, çok outdoor güzel. Outdoor spor. Şam yerli, oh. izliyorsun. Peki bu ve bu, bak. Basketbol, outdoor spor hocam. Evet. Ama buradaki, denizdeki nedir? Headball. Handball. Handball, indoor. Indoor, indoor spor olsun. Cevabımız deniz oluyor. Ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yolla. Teşekkür ederim hocam. Donguç Dershane sundu.